bir YouTuber diyelim. YouTuber olarak giden ilk ve tek kişiyim şu anda. Ben sanki dünyanın en güvenilir yeri orasıymış gibi geldi bana. Adam tabii ki burası çok özgür bir ülke. İstediğin yere gidebilirsin sen dedi. Benim duyduğum en büyük yalan olabilir. İnternette duyduğumuz, bloglarda okuduğumuz her şey benim gördüğümle çok zıttı. Peki Türkiye'yi biliyor musun sen dedim. Ülkelerini o kadar çok seviyorlar ki. Kuzey Kore düşündüğünüz gibi bir yer değil arkadaşlar. Propaganda çok kuvvetli bir iletişim aracıdır. Görüşünüzü tamamen etkileyebilir ya da değiştirebilir. Propaganda olumlu ve olumsuz şekilde de yapılabilir. Bu videoda Kuzey Kore hakkında yapılan kara propagandalardan bahsetmek istiyorum. Her şeyden önce kısaca Kore neden Güney ve Kuzey olarak ikiye ayrıldı bunu bilmemiz gerek. Çünkü Kuzey Kore'nin şu anki durumuna gelmesinin ana sebeplerinden biri bu ayrılık. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Kore, Japon işgali altında yıllarını geçirdi. Sovyetler Birliği ise Kore'nin bağımsız olabilmesi ve Japonya'dan kurtulması için Kore'nin kuzeyine girdi. Ancak ABD, Kore'nin tamamını Sovyetlere bırakma niyetinde değildi. Bu yüzden Asya'daki kontrolü eline almak istedi. Ve Japonya'nın iki şehrine atom bombası attı. Kore'nin kuzeyinde Sovyetler varken güneyine ise ABD askerleri girdi. Sonuç olarak Kore resmi olmasa da fiilen ikiye bölünmüş oldu. Zaman geldi ve Japonya Kore'den çekilerek teslim oldu. Sovyetler de ABD'de kendilerine yakın birini Kore'de başa getirmeyi istedi. Solcu Koreliler Sovyetlerin istediği rejimi, sağcı kesim ise ABD'nin istediği rejimi destekliyordu. Sonuç olarak ABD'de okumuş Sigmund Rhee ülkenin başına geçti. Rhee başa gelir gelmez ülkedeki solculara ve karşıtlarına yüksek oranda baskı uygulamaya başladı. Çok sayıda kişiyi sınır dışı etti. Kimileri ise kuzeye, solcuların yoğunlukta olduğu bölgeye gitti. Sonrasında kuzeydeki solcular silahlanarak güneye doğru harekete geçti. Hükümet ise bu olaylara aynı sertlikle karşılık verdi. Ve Kore'de tam anlamıyla bir iç savaş çıktı. Ve bu iç savaşa ABD müdahale etmeye karar verdi. Çin de ABD Kore'ye geliyorsa biz de gideriz diyerek olaya dahil oldu. Türkiye o dönemde NATO'ya girmek istiyordu ve Amerika'ya yardım etmek için Kore'ye asker gönderdik. Yaklaşık 3 milyon kişinin hayatını kaybettiği bu savaşta kesin bir kazanan olmadı. Netice olarak ise Kore resmi olarak ikiye ayrıldı. Kuzey Kore ve Güney Kore. Kuzey Kore günümüzde Kim Jong-un tarafından yönetilmekte. Kendilerini Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olarak tanımlarlar. Kuzey Kore kurulduğundan bu yana antikapitalizm bir görüş savunmuştur. Amerika ve Batı karşıtlığı ülke yöneticilerinde yoğun bir şekilde görülmüştür. Evet, Kuzey Kore diktatörlükle yönetilen, halka baskı uygulayan sert bir ülke. Kuzey Kore'de disiplin o kadar yüksek seviyelerde ki hayret edebileceğimiz birçok olay yaşanıyor. Başkanları Kim Jong-un'un da dengesiz hal ve hareketleri olduğunu söyleyebiliriz. Fakat internette Kuzey Kore hakkında konuşulan o kadar yanlış bilgiler var ki bunlar tamamen kara propaganda. Kuzey Kore denince muhtemelen birçoğumuzun aklına her yere saldırmak için fırsat kollayan bir profil geliyor. Sürekli nükleer silah testleri yapan saldırgan, psikopat bir ülke. Durum aslında pek öyle değil. Kuzey Kore'nin şu güne kadar saldırdığı tek komşu ülkesi bile yok. Evet, ülke silahlara ve orduya çok para harcıyor. Ama bunun nedeni Kuzey Kore'nin paranoyaklaşmasıdır. Ülkelerinin eski zamanki gibi işgal altına girmemesi için savunmalarını devamlı geliştirme isteğindeler. Ve ülke kurulduğundan bu yana sürekli tehdit ediliyor. Onlar da bu yüzden dünyanın kendilerini nükleer kuvvet olarak bilmesini istiyor. Bizim ordumuz çok güçlü ve nükleer silahlarımız var. Bize bulaşmayın imajı vermekten hoşlanıyorlar. İşte bu yüzden dünyanın çoğu Kuzey Kore'ye ambargo uyguluyor. Nükleer silah üretenlerin nükleer silah üretiyorlar diye Kuzey Kore'ye yüklenmesi sizce de çelişkili değil mi? Gelelim basındaki kara propagandalara. Mesela Güney Kore kaynaklı haberlere göre Kuzey Kore'de bazı saç modelleri vardır. Ve o modeller haricinde saç kestirmek yasaktır. Buna kanıt olarak ise bu kataloğu sundular. Fakat bu katalog Kuzey Kore berberlerinde bulunan kataloglardandır. Ülkemizde de birçok berberde bu tarz kataloglar mevcut. Bu, bunun haricinde bir saç kestiremezsin anlamına gelmiyor. Kuzey Kore milli takımına baktığımızda bu katalogda olmayan saç modellerini de görebilirsiniz.
Bu iddianın yanı sıra birkaç yıl önce çok daha ilginç bir olay yaşandı. Yine Güney Kore'nin öne sürdüğü, ülkemizde de ulusal basına taşınan bir haber. Bu habere göre Kim Jong-un, eski sevgilisi Hu Yong-song Vol ile cinsel ilişkiye girmiş. Kadın Kim Jong'dan habersiz bir şekilde bu anları kameraya almış. Bunu öğrenen Kim Jong-un da bu kadını idam ettirmiş. Tüm dünya bu haberi konuşup Kim Jong-un'u kınadı. Hatta ona zombi yakıştırması yaptılar. Fakat haberden bir yıl sonra düzenlenen bir organizasyonda Hu Yong-song'un fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Ve öldükten sonra yeniden dirilemeyecekse böyle bir olay tamamen iftiraydı diyebiliriz. Tabii idamlar ve sert uygulamalar Kuzey Kore hükümeti tarafından gerçekleştirilmekte. Fakat Kuzey Kore hakkındaki hayali haberler ve bazı şeyleri abartmak son dönemde oldukça moda oldu. Kim Jong-un'un bir törende bir bakan uyuyakaldığı için onu uçak savarla idam ettiği, halasını zehirlediği gibi birçok asılsız iddia ortaya atıldı. Bu haberlerin çıkma nedeni tabii ki de Kuzey Kore'nin uçuk kaçık davranışları. Daha kontrollü olsalar ve vatandaşlarını daha özgür bıraksalar bu tarz söylemler elbette olmazdı. Kuzey Kore halkının fakir bir hayat yaşadıkları gayet ortada. Fakat bunun başlıca nedenlerinden biri Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımlardır. İşte bu fakirlik yüzünden oradaki yaşamın süresinin çok kısa olduğunu söyleyenler var. Fakat incelenen ortalama yaşam süresinde Kuzey Kore'nin ortalama insan ömrü 72 yıldır. Merak edenler için ise Türkiye'de bu yaş 77. Ayrıca Kuzey Kore'de insanların çok mutsuz olduğu konuşulmakta. Kapalı bir kutu olan bu ülke için bunun sağlamasını yapamayız. Ama eminim ki ülkede mutsuzluk seviyesi bir hayli fazladır. Bunu istatistik olarak incelemek adına dünyada intiharların en çok yaşandığı bölgeleri araştırdım. Kuzey Kore bu listede 28. sırada. Evet ve ön saflarda diyebiliriz. Fakat Kuzey'in düşman kardeşi Güney Kore ise en çok intiharın yaşandığı 10. ülke. Ek bilgi olarak merak edenler içinse Türkiye 112. sırada. Ç'yi hepiniz bilirsiniz. Kendisi hayattayken Kuzey Kore'yi ziyaret etmiş ve Kuzey Kore'den oldukça etkilenmiştir. Hatta eğitim sistemlerine ve üretkenliğine hayran olmuştur. Bununla da kalmamış, Küba'nın örnek alması gereken ülkelerde Kuzey Kore'yi ön sıralara yazmıştır. Kuzey Kore belki de halk üzerindeki baskıyı kaldırıp onları özgürleştirebilse bugün bunları değil daha farklı şeyleri konuşuyor olabilirdik. Kuzey Kore'de bulunmuş ve orayı gezmiş Gökhan Yıldırım ile ufak bir soru cevap yapmak istedim. Bizzat oranın havasını solumuş biri ne düşünüyor diye merak ettim. Beni kırmayarak bu teklifimi kabul etti. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Kuzey Kore hakkında size bilgiler vermek için buradayım. Niye Kuzey Kore hakkında ben size bilgi veriyorum? Çünkü bildiğim kadarıyla Türk bir YouTuber diyelim. YouTuber olarak giden ilk ve tek kişiyim şu anda. Benden sonra giden veya benden önce giden birisi yok diye biliyorum. Tabii ki Türk olarak gidenler var. Ama YouTuber olarak giden yok diye biliyorum. Hemen sizle hızlıca sorulara geçelim. Direkt hazırlanmış sorularımız var burada. Kuzey Kore'de kendini güvende hissettin mi? Rahatsız veya huzursuz hissettiğin olaylar yaşadın mı? Kuzey Kore'de kendimi aslında çok fazla güvende hissettim. Yani sanki dünyanın en güvenilir yeri orasıymış gibi geldi bana. Çünkü yani Amerika'nın veya Çin'in bile dokunamadığı bir ülkede bana ne olabilir ki? Ha tabii Kuzey Kore askerleri bir şey yapabilir diye düşündüm. Ama niye bir şey yapsınlar ki? Ben adamların bayraklarına zarar vermedikten sonra, adam bana bir şey çalmadıktan sonra, bir sıkıntı çıkarmadıktan sonra bir şey olmayacağını düşündüm. Ve bir şey de olmadı. Rahatsız, huzursuz hissettiğim bir an yok ya. Bir ilk indiğimde uçaktan işte pasaport kontrolünde dedim ki acaba hani vizem sıkıntı olacak mı falan diye. Ve dünyada en rahat geçtiğim pasaport kontrolü oldu. Ki 3 tane ülkeye gittim. Yani vizemi verdim, pasaportumu verdim. Baktı, geç dedi. Kontrole geldik. Orada kadın bilgisayarımı açtı benim. Dedim bilgisayarı niye açıyorsun ki dedim. Açın dedi. Peki dedim, bu kadın bir polis askerdi. Tam işte ben açtım. Kadın böyle işte benim bilgisayardaki tüm dosyaları girmeye başladı. Dosyayı açıyor, bakıyor ne var. Açıyor, bakıyor. Sonra arkadan işte beni almaya gelen işte ekip geldi. O rehberim geldi. Baktı, hayır abi o bizden dedi işte. Ondan sonra da kadın direkt özür dileyerek bana bilgisayarımı geri verdi. Anlamamıştım aslında niye baktıklarında yani. İkinci sorumuz, kolluk kuvvetleri gerçekten peşine hiç ayrılmıyor mu? Böyle bir şey yok. Bu gerçekten yani benim duyduğum en büyük yalan olabilir. Ya belki
Oraya işte gazeteci olarak gidenlere yapılmış olabilir böyle bir durum. Ama ben oraya bir turist olarak gittim ve benim YouTube'a video çektiğimi biliyordu onlar. Yani gazeteci değilim ama bu videolar çekilecek mi, yayınlanacak bunlar. Normalde her gazeteci geldiğinde ülkeye bir kağıt imzalıyormuş. O kağıtta da işte Kuzey Kore'yi kötülemeyeceğime dair yemin ediyorum ve bunu doğuracağı tüm sonuçları kabul ediyorum gibi kağıtmış. Bana o kere imza atmadılar mesela. Bu sıkıntıda görmedim. Kuzey Kore tarafından, herhangi bir asker tarafından. Öyle bir peşinden gelme gibi bir durum da yok. Polisleri ise karşı nasıl tutumları vardı? Halkla bağlantı kurmanız yasak mıydı? Halkla bağlantı kurmamız yasak değildi. Tek sıkıntı bizim Korece bilmiyor olmamızdı. Yani Korece biliyor olsaydım belki konuşabilirdim. Ama mesela ikinci günümüzdü galiba. Tam hatırlamıyorum. Hatta YouTube'da videosu da var onun. Bir park gördüm ben, böyle bir 200 metre falan ileride. Oraya gidebilir miyim ben dedim. Adam tabii ki burası çok özgür bir ülke. Senin yere gidebilirsin sen dedi. Peki dedim. Gittim ben parka. Çocuklar var böyle 2-3 yaşlarında. Parkta oynuyorlar. Yanlarına gidebilir miyim peki dedim. Git tabii ki, niye soruyorsun ki dedi adam bana. Gittim. Çocuklarla oynadım. İşte anneanneleri babaanneleri vardı. Böyle bayağı yaşlı başlı insanlardı. Tek dedikleri hi'di. İşte hi hello falan böyle. Çocuğa gidip tabii adını soruyorum. Tabii çocuk böyle bana bakıyor normal olarak. Çok rahattık yani. Hiç öyle şunu yapma, bunu yapma, burası Kuzey Kore, ne yaptığını sanıyorsun sen falan, hiç böyle bir şey görmedim ben. İnternette duyduğumuz, bloglarda okuduğumuz her şey benim gördüğümle çok zıttı. Hiçbir alakası yoktu yani. Turistlere Kim Jong-un propagandası var mı? Öyle bir şey yok. Yani uçağa bindiğinizde işte o İşçi Partisi'nin galiba marş gidi çalan marş. Ama onun dışında hiç öyle yani bir Kim Jong-un propagandası yoktu. Bize gelip de işte Kim Jong-un şöyle lider, böyle lider. Yani öyle bir şey anlatılmadı. Çünkü niye anlatsınlar ki? Yani şimdi benim ülkeme gelen herhangi bir turiste gidip benim liderim şöyle, benim liderim böyle niye anlatayım ki adama ne yani bu durumda? Hiç öyle bir şeyle karşılaşmadık. Ama tabii şey uyarmışlardı mesela, işte bizim liderlerimizi gösterirken işte Kim Il-sung, Kim Jong-il veya Kim Jong-un, onların büstlerini, işte heykellerini gösterirken böyle değil de böyle gösterin lütfen. Yani bu onlar için saygıymış. Aslında çok mantıklı geldi bana. Yani biz de mesela Atatürk heykelini veya büstünü gösterirken böyle gösteriyoruz ve çok böyle kötü bir davranışmış aslında. Öyleymiş. Ben de yeni öğrendim. Böyle göstermek daha saygılı olduğunu ortaya çıkartıyormuş, belli ediyormuş. Gözlemlerine göre ülkenin en ilginç gelen ve seni en çok şaşırtan yönü. En ilginç gelen olay şuydu. Ülkelerini o kadar çok seviyorlar ki. Hani biz diyoruz ya işte biz Türk'üz, işte en çok biz severiz. Öyle bir şey yok gerçekten. Yani Kuzey Kore halkı çok seviyor ülkesini. Ama hani ben o kadar sevemem ülkemi, öyle söyleyeyim. O kadar hani sapkınlık gibi geldi bana artık yani. Ben sigara içen bir insanım. Kuzey Kore'de de neredeydi? Bir orman değil de, nasıl söyleyebilirim? Orman gibi bir yerdi ama ağaç falan uzakta yani. Taşın üstündeyiz. Sigara içtim. Bir de çöp konteyneri var yanımızda böyle yuvarlak. İçine atmayayım hani yanmasın içinde bir şey varsa diye. Kenarını söndürdüm. Ama tabii söndürdüğüm yer siyah oldu. İslendi. Sigarayı orada bıraktım. Sönmüş halini. Arkamdan gelen işte bizim yanımızdaki arkadaş rehber. Önce tükürüğüyle o siyah şeyi sildi. Bıraktığım izi sildi. Ondan sonra o sigarayı çöpe atmadı. Kendi cebine koydu. Yani adam çöpün üzerini bile siliyor. Ve bu adam çöpçü değil. Ben düşünemiyorum mesela gidip bir çöpün üzerindeki işte sigara izmaritinin külünü sildiğimi. Yani bunu vatanım için yaptığımı. Çok çok zor bir şey yani. Eminim bu videoyu izleyecek x 100 bin kişi olsun. 100 bin kişi de bunu yapmıyordur yani. Bu çok garip gelmişti bana. Bir Kuzey Koreli ile Türkiye hakkında konuşma fırsatın oldu mu? Eğer konuşursan hakkında ne düşünüyorlar? Yani öyle tabii Türkiye üzerine çok uzun uzun konuşamadık. Çünkü çok fazla biliyorsunuz yurt dışıyla alakaları yok. Ama bizi gezdiren bir kız vardı. Bir adam, bir kadın vardı. Kadına şeyi sordum. İşte, yani bu Dubai'yi biliyor musun? İşte dünyanın en yüksek binası falan böyle. Bilmiyorum dedi. Gösterdim. Şunu bil. Kuzey ışıklarını gösterdim. Kız böyle bu gerçek mi falan dedi. Böyle bir yerler gösterdi. Peki Türkiye'yi biliyor musun sen dedim. Senin oradan geldiğini biliyorum dedi. Peki dedim hiç geldin mi veya ne biliyorsun hakkında? Kız sustu sonra. 2 dakika falan geçti. Kız böyle bir telefonla geldi. Telefon böyle Çin markasıydı büyük ihtimalle. Telefonunu uzattı bana. Ekranında bizim Wikipedia düşünün. Wikipedia gibi bir bilginin olduğu ekran var. Bir de en üstte de Ayasofya'nın resmi var. Yani kendi internet sistemlerinde Türkiye yazdığında Ayasofya çıkıyor. Ve altında da işte Korece bilgiler vardı.
Kıza ben işte Türkiye'den resimler gösterdim. İşte bak işte şurası sallıyorum şu anda. Şurası İzmir, şurası Ankara, şurası İstanbul falan böyle. Kız baktı, aa güzel yermiş falan. Ama bana böyle şey sorular soruyordu mesela işte. Yaşın kaç? Evlendin mi? Çocuğun var mı? Annenle mi yaşıyorsun? Niye annenlerle yaşamıyorsun? İşte ben şey demiştim, benim kendi evim var, abim kendi evinde yaşıyor, işte annem babam kendi evleri var. Çok garip gelmişti ona. Çünkü onlarda evlenene kadar herkes tek bir evde yaşıyor. Evlendikten sonra komünist düzen olduğu için devlet yeni bir ev veriyor onlara. Evlenen çift oraya taşınıyor. Çok böyle şey gelmişti ona böyle. Bundan başka sorumuz yok galiba. Şöyle bitireyim ben bu videoyu. Kuzey Kore düşündüğünüz gibi bir yer değil arkadaşlar. Kuzey Kore gerçekten benim yani kendim görmesem inanmazdım buna. Sürekli olarak bir ambargonun altında belki 70-75 yıldan beri. Bunun da en iyi örneğini şöyle düşünebilirsiniz. Türkiye'ye 10 gün boyunca ambargo uygulansa ne hale geliriz? Bu adamlar 70 yıldan beri bu halde yaşıyorlar. Zaten bu yüzden de uçağa bindiğimizde ekranlarda bizim ayakkabı fabrikamız var, bizim su fabrikamız var diye videolar gösteriyorlardı bize. Adamlar ellerinden geldikçe ülkelerini korumaya ve geliştirmeye çalışıyorlar ama bu Amerikan ambargosu altında oldukları için hiçbir şeyleri yok. Ülkede ne varsa işte onunla bir şekilde gelişmeye çalışıyorlar. Medyada okuduğunuz yerin hiçbirine güvenmeyin. Yeter ki sonra gidin. Bir yolunu bulun, gidin, kendiniz görün. Veya benim gibi giden insanların, YouTube'a yazın, North Korea vlog falan yazın, yabancı gidenler de var. Onların videolarını izleyin. Ama böyle şey yapanları da izlemeyin işte. Kuzey Kore'de başıma gelenler üf falan yani. Yani çünkü yalan yani hepsi. O insanları prim vermeyin. Gerçekten gösteren ve anlatan insanlara vereceksiniz bir prim, ona verin. Böyle yani Kuzey Kore aklınızdaki bir yer çıkmadı büyük ihtimalle anlattıklarımdan sonra. Bunun hakkında da benim kendi kişisel kanalımda Gökhan Yıldırım YouTube kanalında da 4 tane video var. Kuzey Kore'den çektiğim büyük ihtimalle dünyada çekilmiş en uzun soluklu Kuzey Kore videoları olabilir. Çünkü ben 1 dakika bile çeksem bana yeter diyerek gittiğim yerden 85 GB'lık video ile dönmüştüm. Yüzlerce fotoğrafa dönmüştüm. O yüzden izlerseniz de ayrıca çok sevinirim. Beni de bu kanala davet ettiğiniz için, konuk aldığınız için de çok teşekkür ederim. Çok iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.